Arkadaşlar merhaba 22 Aralık Perşembe İzmir'de 7 koşulu bir program var. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuyla 7'li plase ve birinci üçlü ganyan başlıyor saat 15'te. 2 yaşlı İngiliz taylarının satış bir koşusu 1400 metre mesafede mücadele verecek 6 tay. İkisinin arasında geçmedi, geçmesini bekliyorum yarışın. Bunların ilki Muhammed Mir Bilgin İdaresindeki 5 numaralı nukleus e, oldukça e, şansı yüksek ama burada uzun aradır koşmayan iki tay var. 3 numara ve 4 numara özellikle e, evcimenekürüs'ün tayı 3 numaralı Tok Sonata e, yani son hazırlığı da da e, derecesi kötü ama e, sağda daha iyi koşulmasını bekliyorum. Nevzat Avcı İdaresindeki 3 numarayı da şanslı görüyorum. 5 ve 3 diyorum. Birinci koşu için arkadaşlar. İkinci koşu ile de 6'lı ganyan başlayacak İzmir'de. Saat 15.30'da 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1900 metrede koşacaklar. Handikap 17 koşu. 1 numarayla 5 numara ekri olarak yarışa katılıyor. Ve koşuya baktığımızda da günün en zorlu koşularından biri bana göre çok yakın e, performans sergilemiş safkanlar var burada. E, önceliğim 4 at olsa da yani grubun e, bir adım önünde gördüğüm 4 at olsa da şablonumda ilk ayak için e, hepsi diyeceğim arkadaşlar. Önceliğim dediğim gibi 4 2 numaralı dirlik, 6 numaralı başparmak, 10 numaralı Hürsev ve 8 numara yeğenim toprağı rakiplerine göre biraz önde görsem de dediğim gibi ben burada hepsini yazacağım. E ekürü e safkanlar var. Bir numara belki yarıştan çıkar. Kesin bir bilgi değil. İlk ayak hepsi deyip ikinci ayağa geçiyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 2 iki yaşlı İngiliz tayları 1400 metre kumpiste meydandan çıkmak için mücadele verecek. 8 2 yaşlı 2 yaşlı dişi İngiliz tayı mücadele verecek burada. İkisini ön planda tutuyorum. Bunların ilki Mert Çançılık idaresindeki İdaresi'ndeki 2 numaralı karamel Macaito önceliyim. Rakibi de 7 numaralı süslü menekşe olacağını düşünüyorum Nevzat Avcı İdaresi'nde. 2 ve 7 diyorum ikinci ayakta. Dördüncü koşuya geldiğimizde altılığın da üçüncü ayağından 3 üç ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metrede koşacak sekiz, sekiz safkanın mücadelesi olacak burada üçünü değerlendirmeme aldım bunların ilki Ali Yıldız'la arasındaki 4 numaralı kupa onlusu olacak ki baktığımızda Ali Yıldız'la iki sefer koştu kupa onlusu ikisini de kazandı ve ikisi de bu pist ve mesafede bugün içinde kazanmaya yakın 4 numara yanına yazdığım rakiplerin ilki bir numaralı Süper Baba ve diğeri de 370 gündür koşmuyor olsa da 7 numaralı Dipmen e, son yarışlarında e, zannediyorum bir ceza almıştı. Terfi yapılmıştı yarışlarında son iki yarışında e, cezasını çekti. E, 370 gündür koşmuyor olsa da burada sürprizlere öneriyorum 7 numarayı. Sıralamamda 4 1 ve 7 oldu. 5. koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metrede koşacak. Kısa vade 7 koşuda 6 safkan mücadele veriyor. Dördünü eşit şanslı olarak görüyorum. Bunların ilki İşman Çizik İdaresi'ndeki 7, yaşında 4, 7 yaşındaki 4 numara Obrada olacak. Rakipleri 2 numaralı Las Conqueror ki İzmir pistini çok seven bir safkan. 2 sefer koştu. 1400 metre mesafede birini 1.26'ın içinde diğerinde son yarışında 1.25.09 yaparak kazandı. Oldukça iyi bir derece ve buradaki birçok rakibini de geçti son yarışında. ikinci tercihimi yazdım Özcan Yıldırım idaresindeki 2 numarayı. Son olarak da Mustafa Çiçek idaresindeki 5 numaralı Çatal Kaya'yı da yine şanslı gördüğüm atlardan biri. Sıralamam 4, 2 ve 5 oldu altılı ganyanın dördüncü ayağında. 5. ayak 2 yaşlı İngiliz taylarının bölünen meydanın diğer ayağı 1400 metre mesafede ilk birinciliği için 8 tay mücadele verecek. 7 numarada ilk kez sahaya çıkacak bu yarışta hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Burada muhtemelen gününde en büyük favorisi olacak 4 numaralı Diomedia Özcan Yıldırım'la kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum ki koştuğu 4 koşuyu Ankara pistinde koştu. Temelhan'ın geçen bir tayıp ilk koşusunda kazanmıştı Cerkutay Cerkotay. Bugün içinde de 4 numaralı Diomedia kazanmasını bekliyorum. Banko diyorum 4 numara için. İzmir Şirinyer Hippodromunda Hipodromu'nda Altılı Ganya'nın son ayağı saat 18'de başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1600 metrede koşacak. Şartlı 3 koşuda 11 at mücadele verecek. 2 numara ile 9 numara ekü olarak yarışa katılıyor. 4 at eşit şanslı olarak görüyorum. Bunların ilki Ali Yıldız İdaresi'ndeki 3 numaralı Fırat Baba istikrarsız bir performans sergiliyor. Gününde olduğunda çok iyi bir yarış sergiliyor ama bazen de aksine e, beklentilerin altında koşuyor Bugün için iyi koşmasını bekliyorum 3 numaralı Fırat Baba Favori olarak öneriyorum Sonra 11 numaralı Yolkıran e, Kadir Tokaçoğlu idaresindeki yol Yolkıran ikinci tercihime yazdım ki e, Kadir Tokaçoğlu ile Oldukça uyumlu bir e, Birlikteliği var 4 kez e, Beraber koştular İkisini kazandı e, o Yarışların Yolkıran Bugün içinde kazanabilir Sonra e, yaklaşık 2 aydır ara veren 10 numaralı Yeksira Mustafa Çiçek'le 3. tercihime yazdım. Son olarak da 1 numaralı Balkan Ağası Mertcan Akın ile son tercihime yazdığım at oldu. Sıralamam 3, 11, 10 ve 1 diyerek İzmir ile ilgili tahminlerimi bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.